Türkiye genelinde ilaç temininde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hastalar, çocuk öksürük şurubunun da aralarında olduğu birçok ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor. Sorunun yılda bir defa ilaç zammı yapılmasından kaynaklandığını belirten Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, %37.43 zamma rağmen halen bazı ilaçlara ulaşmakta sıkıntı yaşandığını söyledi. Akın, ilaç zammının aylara yayılmasının sorunu çözeceğini vurguladı. Eczane Hastanelerde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı eczacıları ve hastaları mağdur etmeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre eczanelerde 645 ilaca ulaşımda sıkıntı var. Konuya ilişkin açıklama yapan Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın şunları söyledi. Aslında e, biz bunu son yıllarda fazlasıyla yaşamaya başlamıştık. Neden yaşıyorduk? Çünkü Bizler ilaçlar fiyatlandırırken bir kanuna uymak zorundayız. Yani bir kanun çerçevesi içerisinde ilaçlar fiyatlandırıyor. Nedir bu? Referans fiyat uygulamasıydı ve sabit kurla birlikte ilaçlar fiyatlandırılıyordu. Geçtiğimiz yıllarda da buna benzer sıkıntılar yaşıyorduk. Çünkü yılda bir defa zam veriliyordu ilaçlara, zam geliyordu. Böyle olunca da üretici firmalar büyük bir çoğunlukla Ocak ayında ve Şubatın başında birçok ilacı göndermek istemiyorlardı. Çünkü işe tamamıyla maddi boyutta baktıkları için en çok bunun sıkıntısını çeken eczacılar ve vatandaş oluyordu. Ancak bu sene birazcık daha farklı oldu. Tüm dünyada yaşanan küresel ekonomik daralma maalesef bizlere de etkiledi ve biz bu sıkıntıları neredeyse Ekim ayından beri hissetmeye başladık. Yani kronik rahatsızlığı olan birçok vatandaşımızın ilaçların temininde zorluklar yaşadık. Akut rahatsızlıklarda dahi en basiti çocuk şuruplarında, çocuk ilaçlarında dahi birçok ilacı bulmakta zorluk yaşadık. Sonrasında Şubat ayında zam geleceği haber açıklandı. Bizim kanunumuza göre Şubat ayında zamlar açıklanıyor ve ona göre uygulamaya koyuluyordu. Sonrasında %37.43 oranında ilaçlara zam geldi. Tabi bu üretici firmaların birçoğunun artık tekrardan üretime devam etmesini ve piyasaya arz etmesini sağlamış oldu. Ancak şu an halen birçok ilacı bulmakta yine zorluk yaşıyoruz. Bu zam gelmeden önce yaklaşık olarak Türkiye Eczacılar Birliği'nin açıkladığı rakam 645 kalem ilaçtı. Ancak bu tamamıyla sıfırlanmış durumda değil. Bununla alakalı çözüm önerilerimizi biz sunmuştuk gerekli otoritelere. Yani burada bakanlığımızın yapması gereken durum belki de zamı tek bir aya yaymaması gerekiyor. <laughs>